bu akşamın konsepti arabesk. Bir tanem, deli gibi severim seni ben. Arabesk gecesi deyince Hakan Altın. Hala beni seviyorsun, bunu sen de biliyorsun. Ben dilenciyim bugün, aşkı dilenen biriyim. Bu akşam arabeske doyacağız. Rubato! Böyle bir aşk görülmemiş dünyada. Rubato abi bir resim çekti. Melek Mosso. Özgür Alper. Ben insan değil miyim? Bodyguard'mış. Boks, tekvando. Ya baya baya bir spor yaptım, fitness yaptım. Ne güzel, bodyguard'a ihtiyacın yok demek. Ya. Bilal son ses. Ayrılamam ellerinden, ayrılamam gözlerinden. Bu arada bunu lisedeki kız arkadaşıma yazmıştım. Benim de başıma geldi o, benim de başıma geldi. Aşık olduğum bir çocuk vardı. Kaybedenler kulübü gibi oldu, baksanıza. Kaybetmeye doyamadıkça şarkı yazıyoruz zaten. Bir kulunu çok sevdim, o beni hiç sevmiyor. Siz de çok eski arkadaşınız aslında babam. Çok iyi hem de arkadaşım benim. Rahmetlinin emanetisin bundan sağ ol, sonra. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Aynen, defa bizde sadece bir sen tabii değil. Benden de dertli ya. Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, vezirgan değil. Bu kadar güvenmeyiz kendine, kimse şah değil, padişah değil. Şarkılar bizi, şarkılar sizleri söyleyecek ve arabesk gecemiz var. Bu akşamın konsepti arabesk. Arabeske doyacağız. Girdiğimiz şarkı da enteresanmış. Sürünüyorum. Ya hem sürünüp hem nasıl eğlenebilir bu adam?
enteresan bir şeymiş. Bu arada besteci Sibel'cim. Evet, ben de biliyorsunuz bu şarkıyı Gülden Karaböcek seslendirmişti. Ben ondan duydum, ondan öğrendim. Müzik de ona aitmiş. Beste Gülden Karaböcek'inmiş. Evet. Bilmiyordum ben. Sözler de Ali Tekin Türen'inmiş. Evet, Gülden evet. Ama buradan saygılar, çok sevgiler. Selamlar olsun. Selamlar Ali Tekin Türen'e de Allah'tan rahmet diliyoruz. Rahmet diliyoruz. Bu gerçekten arabesk bir şarkıdır. Yani hareketli de olsa. Mesela arabesk hareketli şarkılar da var. Bu bütün dillere pelesenk olan bir şarkıdır. Hatta stadyumlarda, tribünlerde taraftarların takımları için evet. Söylediği evet. İnanılmaz bir şarkıdır. Evet. Arabesk gecemiz başladı efendim. Herkese eğlenceler diliyoruz. Ekran başında hepinize hayırlı keyifler, güzel anlar diliyoruz. Hoş geldiniz tekrar programa. İyi eğlenceler olsun herkese. Şimdi. Benim en sevdiğim biliyorsun. Ben parolam biliyorsunuz benim konserde. Yaşasın aşk, yaşasın arabesk. Evet. Her konserinde söylerim. Hepimizin, çok hepimizin en sevdiği. Çok sevindim zaten bugün arabesk gece. Zaten arabeskle büyüdük. Hepimizin kalbinde var o. Müzik olarak çok seviyoruz. Güzel, çok yaşantı olarak arabesk yaşamıyoruz ama evet. Şarkılarda arabesk seviyoruz. Var yaşantımızın bir kenarlarında var, mutlaka var. Tabii ki var. Şimdi şarkıları kesinlikle. Söylerken minik böyle arabesk durumuna giriyoruz. Tabii ki. O kadar olmalı. Aslında herkeste var o. Tabii var. Tabii bazı. Bazıları saklıyor, bazıları... Ben alenen yaşıyorum. Yaşıyor. Yaşamak lazım. Yaşamak her lazım. Her şeyi dolu yaşamak dolu. Lazım. Şimdi ne istiyorsun benden? Ne söyleyeyim acaba? Senden istiyorum. Senden ne gelirse başımız üzerinde yeri vardır. Seni yani. Çok suistimal ettiler değil mi? Çok ettiler. Allah aşkına. Benim için. Gel birazcık bakalım ne yaptılar sana? Yaktılar beni. Beni suistimal ettiler. Evet, benim için mi söyleyeceksin suistimali? Evet, senin için söyleyeceğim. Hüsnü krize girdi. Gel biraz hani derdini anlat diye çekiyor beni. Hayır bile. Çekiyorum da anlatmıyor. Daha sonra bu suistimal edenleri bir konuşacağım seninle. Tamam. Günah benim canıma. Canım. Yapmayın. Günah. Bu şarkı da senden Hakan abime gelsin Sibel'ciğim. Söz müzik Gülşen'in bu şarkı. Onu da buradan çok öpüyorum. Selam olsun güzeller güzelim. Selam. Öpüyorum bye bye. Onu çok öpüyorum.
çok güzel ya. Ne güzel şarkı çok değil güzel. Mi? Kalan sağlar bizimdir diyor. Kalan sağlar bizimdir. Hiç böyle çuvalladınız falan oldu mu böyle? Bana... Şarkının içinde geçiyor. Yani sana önce söylüyorum. Bana mı söylüyorsun? Tabii kime söyleyeceğim. Bu aşk soruları neden hep bana geliyor, Hüsnü'ye gelmiyor? Yok, aşkla ilgili değil canım. Çuvallama dedi yani. Sen de hemen... Tabii, şarkıda var ya. Derslerde çuvallamıştım olmuştur imtihanlarda. Ben de böyle bir şey sorandı. Şarkının sözlerinin içinde geçiyor ya. Güzelmiş yalnız. Bu defa, bu defa çuvalladın diye. Bir de şey orada çok hoşuma gitti. Hangisi? Ben hep içime ağlarım. Bak orasını seviyor. Orayı seçtim ben gittim yine. Senin yerin orası. Tam senin şarkıların sözlerine benziyor orası. Evet tam ben hep içime ağlarım diyor. Çok evet. Güzel şarkıymış. Ne kadar güzel Gülşen. Gülşen'e de çok selam olsun. Yüreğine öpüyorum, sağlık. Çok öpüyorum onu da. Kendine sağlık. Sana güzel, da ne güzel mi yakışıyor ya. Bir şey söyleyeceğim. Benim dostlarım da diyor ki Sibel Hanım oynayınca şarkı daha da büyüyor diyorlar. Bak ciddi ay, söylüyorum. Ay ne güzel ben gerçekten çok seviyorum. Evet. Kendini yormadan dans edeceksin. Daha önce de söylemiştim ya. Onu dersinde verirsin ara sıra mesela. Mesela gelsin ufak bakın yormadan. Hiç yormadan. Bakicim, ne mesela? Ani biliyordu. Hiç yormuyorum galiba. Böyle bu kadar kesinlikle böyle işveli, cilveli, böyle narin narin dans efendim, etmek Sibel güzel Can'dan bir şey. Efendim dans dersleri birinci bölüme başladık efendim. Bak ne güzel ama hiç yormadan bak. Çünkü insanlar oynarken böyle kalpler içinde kalırlar ya. Tabii. Bak hiç gerek yokmuş böyle iki tane hareketle nasıl bitirdi işi. Yüreğim sen dans konularına meraklısın biraz. Geçen hafta, geçen hafta. Ya sorma Ankara havasında ne yapmışım? Ama güzeldi ya. Güzel. Ay vallahi çok ben güzeldi. Bayağı ben bayağı düğündeymişim bayağı. Ankara'da bir düğünde hissettim. Oyna! Düğüne hazırlık yapıldı tabii, sanki. Annem böyle dedi bir şey olamaz. Ki, ne diyor annem? Annem diyor ki ilk defa ben seni bu kadar oynarken gördüm. Ne oldu oğlum sana dedi. Ama çok güzeldi. Keyiflendim. Ama gerçekten çok keyif eğlendim. Aldık. Çok eğlendik hepimiz. Demek ki stüdyomuzda eğleniyoruz. En evet. Önemlisi bu. En umarım önemlisi insanlar bu. İnsanlar da geçiyordur bu eğlencemiz. Kesinlikle geçiyor. Biz zaten çok güzel yorumlar aldık evet, değil çok mi? Güzel. Evet arabesk gecesi deyince evet. Hakan Altın. Allah Allah. Evet benim çok eskilerden eskilerde yazdığım bir şarkı. Hani sen benimdin diyor. Hani sen benimdin. Hani göz bebeğimdin. Ah. Oh. Hadi kendim için söylüyorum. Hadi söyle kendine söyleyeyim. Hadi. Bu evet kendi kendine olsun. Kendi kendine olsun evet, bir de. Kendine söyle bunu. Sevdadan sıkıntı çeken dostlara gelsin ekranları başında. Gönlü yaralılar gelsin bu şarkı efendim. Ah, hadi bakalım. Hadi bakalım. Güzel sözlerine yanılmışım, aldanmışım, ağlıyorum halime. Sen de bir gün seversen Allah'ından bulasın. Sen benim aşkımı, sen duygularımı çalan bir yalancısın. Sen benim aşkımı, sen duygularımı çalan bir yalancısın.
gitmiştim, inanmıştım o güzel sözlerine. Yanılmışım, aldanmışım, ağlıyorum halime. Sen de bir gün seversen Allah'ından ulaşsın. Sen benim aşkımı, sen duygularım, çalan bir yalancısın. Hani sen benimdin, hani göz bebeğimdin, hani en çok beni sevmiştin. Yalancı. Hani sen benimdin, hani göz bebeğimdin, hani en çok beni sevmiştin. Hani ben canındım, ekmeğin aşındım. Nerede sözlerin yalancı. Allah kahretmesin bu yalancıyı. Allah yalancıların canını. Allah yalancıları bildiği gibi yapsın. Bence de bildiği gibi yapsın. Aman çok, çok güzel. Sağ ol. Sevgili Cengiz Kudol da seslendirmişti bunu. Okumuş muydu? Çok yıllar önce. O da söylemiş. Evet. Evet, o da söylemişti. Harika. Ekmeğim aşındın. Nerede sözlerin yalancı. Güzel, gönlüne sağlık. Canım benim. Ne teşekkür güzel ederim. Söylüyorsun. Çok sağ ol. Bu yalancılara ne şarkılar yapmışlar? Yalancılara. Yalancılara her şey yapılacak. Dilencilere de yapmışlar bir şarkı. Çok güzel. Gönül dilencilerine. Evet. Bir Gencebay klasiği bu da. Şahane bir şarkı. Arabesk gecesinde Gencebay çalmazsak olur mu? Arabesk gecesinde bugün o. Orhan Baba var, Ferdi Baba, Baba var, Müslüm Baba var, İbrahim abi tatlı ses var. Şarkıları, İbrahim Tatlıses'in yorumladığı şarkılar. Tabii ki. Zaten Burhan Bayar'ın muhteşem şarkıları. Tabii ki. Yani bütün böyle emal olmuş halkın, Türk bizim halkın çok sevdiği. Bizim gönlümüzü yer etmiş şarkıların, evet, hepsi bu akşam inşallah. Hepsi olmasa da birçoğu olacak tabii inşallah. Tabii ki. Dilenci şarkısı da benim ilk albümümde Orhan Gencebay'ın. Sen okumuştun tabii ama ki. Aynen, doğru. Ve düşünebiliyor musun, ben daha kaç yaşındaydın küçücüğüm. Aynen ya. Küçücükken ilk defa bu şarkıyı bana emanet etmiş Orhan Gencebay karşımda. En zor şarkı. En zor şarkı ya, aman Allah'ım. Doğru. Gerçekten çok severek söylediğim bir şarkı bu. Ay şimdi sen ne yapacaksın bizi bilmiyorum. Bir deneyeyim bakayım ben de nasıl olacak bilmiyorum. Sevmek çok zormuş. Daha önce çalmamıştım. Sevmek çok zormuş. Sevmemek çok zor. Çok. Sevilmemek çok zor. Çok. Ay yazık. Bana sorsan. En zoru bence sevilmemek. Evet doğru. Sevip sevilmemek çok zor. Sevip bence. Sevilmemek. Zaten hepsi geçiyor. Hepsini birbirine bağlamış. Hepsi geçiyor içinde. Müthiş bir eser bu. Orhan abicim canımsın benim sen. Allah sana iyilik hoşluk versin. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Saygılar. Hadi. Hadi dilenci bakalım.
zor şarkılar canım. Onu konuştuk sizinle. Sen ne diyorsun? Söylemesi ayrı zor, çalması ayrı zor. Yüreğine sağlık, nefesine sağlık. Bu gece müthiş olacak. Şahane bir gece. Çok değerli konuklarımız var. Türkiye'deki en önemli, en güzel müzik yapan gruplardan bir tanesi. Hepsiyle zaten yıllarca beraber müzik tabii yaptık. Sen de aynı sahnelerde tabii bulundun. Ki. Yani hem okul arkadaşlarımız. Hem okul arkadaşlarımız. Evet. Canımız, ciğerimiz hepsi. Grupça aynen. Biz onları çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Aksiyonun en büyüğünü Rubato için rica ediyoruz efendim. Aşkımın günü olsa da konuşsa kalbimin dili, küçücük dünyamda bir bilsen seni, görünmez yazıyla yazdım kalbimi. Solmadan gel artık aşkımın günü, olsa da konuşsa kalbimin dili, küçücük dünyamda bir bilsen seni, görünmez yazıyla yazdım kalbime. Bir aşk görülmemiş dünyada, ne geçmişte ne de bundan son burada. Arasalar bulamazlar rüyada, göremezler seni yazdım kalbime. Nasıl sevgiymiş görün de bakın, sevgilim seninle buluşmam yakın. Unuttum desem de inanma sakın, anılarla yazdım seni kalbim. Nasıl sevgiymiş görün de bakın, sevgilim seninle buluşmam yakın. Unuttum desem de inanma sakın, anılarla yazdım seni kalbime. Aşk görülmemiş dünyada, ne geçmişte ne de bundan sonrada. Arasalar bulamazlar rüyada, göremezler seni yazdım kalbime. Arasalar bulamazlar rüyada, göremezler seni yazdım kalbime.
ağzınıza sağlık. Ne kadar özlemişiz. Vallahi bizler de çok özlemişiz. Hoş geldiniz. Ne güzel, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Zaten bir aileyiz böyle, kocaman bir aile. Aynen öyle. Sizlerle beraber olmak ne güzel, ne kadar mutlu etti bizi. Tabii ki. Bizim için de öyle. Gerçekten duyduk ki arabesk gecesi yapıyormuşsunuz. Evet. Aynen. Koşa koşa geldik vallahi. Tam koşa hakkında bir şarkıyla geldiniz zaten. Söz Hasan Bağlan, müziğinde Burhan Bayar yapmış. Evet. Buradan selam çok olsun, sevgiler. Sevgiler olsun Burhan abimize. Da. Saygılar olsun. Benim de selam bir arabesk olsun. Albümüm olmuştu. Orada da bu şarkıyı seslendirmiştim. Evet, düzenlemesini çok, de. Çok evet. Naçizane rubat olarak bizler evet, yapmıştık. Evet ve ne kadar güzel olmuştu o düzenleme de. İnanılmaz keyifli söylediğim şarkılardan biri ama senin de sesine o kadar yakışıyor ki. Ne güzel ses değil mi? Şahane. Şahane. Yıllarca beraber çalıştık. Ben hiç bilmiyordum. Ben biliyordum böyle güzel okuldayken. Bir ses olduğunu. Ben okuldayken biliyorum. Evet, çünkü tabii sizin okulda. Tabii herkes ki. Herkesi beraber, biliyor. Beraber büyüdük diyebiliriz. Vallahi özel zaten. Özellikle dönem arkadaşıyız. Dönem tabii arkadaşıyız. Ki. Aramızda aynen. Bir yıl var. Bir yıl var. Bir bizim var. De iki yıl var. Biz aynı hocanın talebeleriyiz. Evet, evet. Buradan selam olsun Tülay hocamıza. Sen de bir ara Fransa'da mıydın? Fransa'dan geldikten sonra okula başladım. Döndükten sonra okula evet. Türkçeyi falan bayağı iti de öğrendi. Herhalde konsalta Kur'anlardan. Evet, o da kurucu. Sibel Hanım'ın orkestrasında yetiştik. Aynen. Evet. 12 sene. Evet. 12 sene. 12 yıl çalıştık. Evet. Değil mi? Ama bizim Herak'la tam emekli olacakmışsın Herak ya. Çok eskiye dayanan hem sahne çalışmaları hem dostluk olduğu zaman on. Yani ben öyle dostları gördüğüm zaman bir daha mutlu oluyorum. Farkında. Çok keyif alıyoruz. Bu arada sevgili Serhan Yastıkman'a evet. Da hoş geldin demek evet. Üzere. Hoş Serhan Rubato'nun değerli üyelerinden evet. Bir tanesidir. Evet. Bütün arkadaşlarımız evet. Hepinize kocaman almışlar. Tabii bugün aslında buraya değerli orkestra arkadaşlarımız bizim. Onlar benim hepimizin aslında yarenleri. Aynen. Baki abi ve Aydın Kara yönetiminde tabii. Orkestra arkadaşlarımız. Evet. Burada oldukları için, onlar burada oldukları için biz tabii buraya... Sadece Serhan'ı alıp geldik. Eyvallah. Sevgili kardeşim Serhan'ı. Onlara hiç gözümüz kara. Aslında hemen bir şarkı daha almak istiyoruz tabii. Sizden. Dinleyelim tabii o güzel sesinizden. Madem öyle konservatuar yıllarından bahsettik. Evet. Biz çok güzel dostluklarımız, arkadaşlıklarımız var yıllarca. Yıllardır. Sevgili Hakan'ın çok güzel bir şarkısı var. Estağfurullah. Yorgun Yıllarım. Oh, süper ya. Ben ilk defa dinleyeceğim sizden. İlk defa dinleyeceğim. Biz de gerçekten şarkının hastasıyız. Ah, evet. Telife girer yalnız. Hepimiz öyle. Telife girer. İzin verdin mi abi? Onlara bütün şarkıları feda olsun. Aynen. Yorgun yıllarım. Aynen. Hem beni öldürdün, hem bendeki seni böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı sen de beni. Lanet olsun bana, seni bu kadar çok
niye bu kadar sevmişim? Sana hiç değmezmiş tertemiz duygularım, hiç de olsa kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım, göz göre göre yaptığım yollarım. Gönlümde açan gonca gül olmadan kırıldı, senin eserin yorgun yollarım. Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım, göz göre göre yandı yollarım. Gönlümde can gonca gül olmadan kırıldı, senin eserin bu yorgun yollarım. Haydi! Bendeki seni böyle olsun istemezdim. Ben malumum ama sen de kaybettin. Ben hayatı sen de benim. Lanet olsun bana seni bu kadar çok, niye bu kadar sevmişim? Sana hiç değmezmiş tertemiz duygularım, geç de olsa öğrendim. Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım, göz göre göre yandı kanarım, göz göre göre yandı yollarım. Gönlümde çarpınca gün olmadan kırıldı. Senin eserin bu yorgun ne kadar güzel. Vallahi öyle bir şey ki, bir tarafta Sibelcan şarkıyı söylüyor arkada, sevgili Hüsnü kardeşim eşliklerini ediyor, sevgili Hakan şarkıyı yazmış. Böyle bir eseri seslendirmek burada aslında o kadar zor ki bizler için, herkes için. Olur mu öyle şey? Gerçekten o kadar zor ki. Böyle bir şeye cesaret ettik ama. Ay olur mu öyle şey, ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Tüylerimiz diken diken oldu. Mahvolduk arkada, ya arkada. Aile içinde pişirip yiyoruz işte. Okul arkadaşınla beraber. Hem de öyle. Dayanamadım zaten, o kadar güzeldi ki. Gidiyorum dedim ben işte. Vallahi, vallahi renk kattın. Senin çok güzel. Okuduğun şarkılar her zaman zaten, sen ne zaman bir ses versen o şarkıya can geliyor. Canım benim. Özellikle Sibel Can. Anlıyorsun değil mi işte, her hafta bizi böyle mahvediyor belki. Ay onlar da beni mahvediyor zaten. Yani biz burada ne yapacağımızı şaşırıyoruz ama Hakan'cığım senin de gönlüne sağlık. Nasıl güzel bir şarkı çok bu. Güzel. Abi nasıl yazdın o sözü? Ya? Baksana. Nasıl, lan, nereden geldi anlat yani? Bakalım şimdi. Hadi bakalım. Nasıl anlat yani? Bakalım. Nasıl, Hakan abi yazar. Nasıl bir yorgunluk bu? Nasıl bir yorgunluk? Bir de genç yaşta biraz. Gönlümde açan gonca gül olmadan kırıldı diyor. Abi lafa bakar mısın yani? Vallahi helal olsun kardeşim. Sizin yüreğiniz ağzınıza sağlık. Ne demek size? Harikasın. Hepinize bu alkışlar.
Hepinize bu arada. Göksun'um, biz Göksun'cumla 1999'unda ilk albüm çıktıktan sonra ilk sahne performansında orkestrada sevgili Göksun Çağday vardı. Çok anılarımız var Göksun'un. Hatta ben ara sıra Göksun'u gördüğümde telefon numarasını ezbere söylerim şu anda. Söylüyorum. Ben kendiminkini bilmiyorum ya. Hatta, ben de bilmiyorum. Vallahi bak ezbere biliyorum. Demin de tam işte stüdyoya gelirken söyledim. Ama senin öyle bir şeyin var mı? Var. Öyle bir... Kafa çatlak ama numara İsim hafızası yok ama telefon numarası çok garip. Aklımda tutuyorum. Bu arada Hüsnü ile Göksun'u böyle hani sanki böyle rakipmiş gibi görürler ama yok onlar ya, gerçekten çok ciddi kardeş gibiler. Kardeşten de öteler. Hatta şöyle bir durum var. Nurlar içinde yatsın. Rahmetli Hüsnü'nün rahmetli babası Ergün amca. Allah rahmet eylesin. Hepsine inşallah. Hüsnü'yü Göksun'a emanet etmiş biliyor musun? Yani öyle bir güzel bir manevi duyguları var onların. Yani doğru kişiye mi emanet ediyorum? Allah bizi hiçbir zaman ayırmasın. Sağlamdayız, sağlamdayız. Amin. Selam olsun buraya Ergün bütün muhakkak duyuyorlardır bizi onlardan. Tabii kesinlikle. Ki. Bir şey var. Acaba doğru mu Özer'cim? Sen bunu bir teyit et. Bir gün bir arkadaşımı seninle fotoğraf çektirmek için yaklaşıyor ve diyor ki Rubat abi bir resim çektirebilir miyim? Ya var, doğru mu var böyle? Doğru. Kere, şeyde benim biraz klostrofobik bir durumum var. Uçakta kapılar açılmadı. Böyle bir yarım saat 40 dakika bekledik. Ben böyle çok şey korkuyor. Yapmaya başladım. Hüsnü'nün de var. Lütfen açın yani kapıları falan diye bağırmaya başlarken arkadan bir hanımefendi omuzuma yaslı. Rubat abi sakin olun dedi. Ama insanlar sizi gerçekten müzikal anlamda da inanılmaz evlerine soktular, gönüllerine, bağırlarına bastılar. Çok güzel bir yerdesiniz. Konserler de muhteşem bir şey zaten. Konserler aynı yani şekilde. Yani şuradan bir kez daha belirtmek isteriz ki benim adım Rubato değil, grubun adı. Rubato. Eray, Özer, Göksun efendim. Ama güzel grubun adı da Rubato. O zaman Sezen Aksu'nun söylediği gibi o zaman şarkı söylemek lazım. Ne diyoruz? Ben sende tutuklu kaldım. Haydi söyleyelim. Hadi evet. Ama katılırsanız çok seviniriz. Tamam, bana da. Ne senden öncesi, ne senden sonrası, ne senden öncesi, ne senden sonrası. Ayrılık aman, ölümden yaman, geçmiyor o zaman, geçmiyor. Ne anam babam, ne hoş hatıram, yetmiyor canım, yetmiyor. Ben sende tutuklu kaldım, kendi hayatımdan çaldım, yedi cihan dolandım, bana mısın demiyor. Hadi beraber. Sözlerimi
yandım yar gözlerim ya. Savur savur bitmiyor. Ben sende tutuklu kaldım, kendi hayatımdan çaldım. Yedi cihan dolandım, bana mısın demiyor. Ben sende tutuklu kaldım, kendi hayatımdan çaldım. Yedi cihan dolandım, bana mısın demiyor. Harika. Benim canım vay Sezen vay Aksu. Şu anda kesin bizi izliyor ve ne kadar güzel yorumladın. Vallahi tabii. Güzel, gönlüne sağlık. Sezen Aksu şarkıları söylemek de gerçekten zor. Çok. Çok zor. Çünkü onun bir prozodi dilen şarkıyı bir prozodik hale getirişi var. Onun dışına çıkarsanız şarkı başka bir şey oluyor. Kesinlikle. Yani başka bir şey. O kadar dikkat etmek lazım ki ama çok çok yakıştı bu sana. Bir de çok melodik ve tam müzisyen işi şarkılar bunlar değil aynen mi? Aynen öyle. Tam. Evet. Yani tabii Sezen Aksu'yu anmışken rahmetli 10. da anmak kesinlikle anmadan olmaz. Ah tabii ki. Allah rahmet tabii eylesin. Tabii ona ki. Çok büyük katkısı var. Selam olsun. Aynen. Tabii ki. Ona da hem de nasıl. Allah rahmet eylesin. Yıkıştığında içinde yatsın 10. Çok özel. O zaman benim de içimden geldi sevgili. Bütün de yerli. Uzay evet. Heparı'yı da analım. Evet. Evet. Rahmet olsun hepsine. Hepsine. Rahmet olsun. Allah rahmet eylesin. Kaybettiğiniz bir şey bütün değerlere. Sibel'cim bir gün dostlarımızdan da söz alalım. Bir gün de böyle evde oturup hep beraber müzik yapalım ya. Tamam burada yapacağız biz yine. Acayip oldu. Hakan'cığım burada. Daha sonra başka bir gün. Tamam. Şurası bizim biliyorsunuz oturma odamız. Başka bir gün. Evet, başka bugün, bir akşam. Bugün maalesef. Tam. Tam orada meşk yapalım. Aynen. Aynen öyle yapalım. Bugün maalesef uçağa yetişmemiz lazım geldiği evet, için. Hatta şu an uçaktasınız. Rubato Bey. Rubato Bey. Küskünümü mü söylesen acaba? Vallahi söyleriz. Öyle bir sıraladık. Potpourri gibi yapalım dedik ama. Çok tamam. Güzel. Çok iyi olur. Katılırsanız seviniriz tamam, tabii. Tamam. Biz zaten miyiz? Arkada. Oo neler yapıyoruz. Bence herkes şu an evlerinde güzel böyle setuplarını kurmuşlardır. Tabii bütün şarkılara, kesin şarkılara eşlik edeceklerdir. Üç tane şarkı. Hele bu üçü birden bir de. Aynen. Harika. Şahane üç tane şarkı. Yine oh. Tabii Burhan Bayar şarkısı. Tabii ki saygılar olsun çok buradan. Çok sevgiler, gerçekten saygılar ona da. Arabesk müziğin, arabesk müziğin ooo en bir de bu, büyük karşılığı. Bir de bu ikilinin birlikte yaptığı şarkılar daha da bir özel şarkılar. Şakir Askan. Aynen. Evet, Şakir Askan. Burhan Bayar şarkıları. Aynen. Harika. O zaman küskünüm mü? Ve arkasından söylemeyelim o zaman. Sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Herkes hepsinde ekranların başındaki bence. Bütün herkes. Lütfen şöyle yayılın koltuklarınıza, eşinize, sevgilinize sarılarak dinleyin bu güzel şarkıları. Yanında... Hatta arada öpün. Ben şimdi söyleyemem. Bir dakika, bir dakika. Ne? Söyle. Ben yok söylemeyeceğim. Yok söylemeyeceğim. Söyle. Yok yanında sevdalı olanlar dans etsinler diyecektim. Ay ederler bence. Siz ben uzatmıyorum işi öpün tamam. Dedim. Haydi babam. Yaşamak içimden gelmiyor artık öylesine dersin. Bu dünya hiçbir tat vermiyor artık, aldığım nefese cana küskünüm. Aldığım nefese cana küskünüm. Boş anlamsız
Şimdi gözümde bin öfke bin nefret her bir sözümde. Her şey boş anlamsız şimdi gözümde. Bin öfke bin nefret her bir sözümde. Yılların çilesi belli yüzümde. Aynada baktım yüze küskünüm. Aynada baktım yüze küskünüm. Aynada baktım yıkıla yıkıla. Yaşayan benim. Geceler boyunca kahrolan benim. Ah edip inleyen kahrolan. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Gelmeyin yeter. Kötüysen, düşkünsen, kime ne bundan? Kötüysen, haydi.
aşığım gözükür. Varsa doğruyu yanlışı ondan görmedim. Yakıldı, yıkıldı, yine de sevdim. Ah vefasızlar, kıymet bilmedim. Vallahi doğru. Herkesin acısı sevgisi kadar güzelmiş, çirkinmiş, ne fark eder ki? Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Güzelmiş, çirkinmiş, ne fark eder ki? Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Deli gibi sevmek var. Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Bravo. Teşekkürler. Bravo. Teşekkürler. Yine dayanamayıp böyle sızdım arada. İyi yaptın. Valla o kadar güzel oluyor ki o. Tabii canım. O kadar güzel oluyor ki o. Şahane. Ne güzel yakışıyor. Bütün bu şarkıları da birçoğunu tabii Müslüm Baba'yı da buradan... Allah rahmet yad eylesin. Edelim. Allah rahmet hep eylesin. Aklıma geldi. Onun da selamı için selam olsun. Evet. Selam olsun. Çok selam göndereceğim insanlar var. Gerçekten öyle kaybettiğimiz. Müslüm Baba uyudukça Allah sizlere uzun ömürler versin inşallah. Çünkü Müslüm Gülses'in Türkiye'ye ilettiği şarkıları siz de çok güzel bir şekilde Türk halkına iletiyorsunuz. Bizim oturma odamızda bir mutlaka, oturduğumuz bir akşam tekrar inşallah yapmamız lazım. Mutlaka bunu. Başka bir gece bizim oturma odamızda meşk yapacağız. Evet. İnşallah Allah nasip etsin. İnşallah. Şunu söylemeden de olmaz. Çok özür dileyerek. Herhalde yani, lütfen. Dostlarımız, kardeşlerimiz, yoldaşlarımız onlar bizim. Ben onlarla aşağı yukarı 10 bin albüm çaldım Cevabaki abiyle. Kaç? Aşağı yukarı 10 bin albüm çaldım. Evet, ağır durum o zaman değil mi? Tabii. Evet. Aşağı yukarı 10 bin albüm çaldık Baki abiyle. Evet. Ama sonradan ne güzel. Biz buralara böyle yolumuzu başka bir yana çevirdik. O yine ama saklana devam ediyor. Ama biz de Baki ile 10 bininci programımız. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Tekrar teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Erhan'cığım. Canım benim. Hadi görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Canım görüşürüz, iyi bak kendine. Teşekkür sevgili ediyoruz. Alkışlar Rubato. Rubato Bey. İçimiz, ne güzel oldu ya. İçimiz kalbimiz açıldı gerçekten. Vallahi. Özlemişiz onları. Gerçekten. Sözünü de aldık. Sözünü aldık zaten onlardan. Aldık ilerleyen dönemlerde. Oturma odamızı alacağız onları. Evet, onlar meşk. Da şurada meşk yapacağız. Aynen uzun öyle. Uzun. Ne aynen. Kadar güzel olacak. Evet. Teşekkür ediyoruz tekrar. Bu arada birazdan çocuklara. Çok da değerli konuklarımız gelecekler. Arabesk gecesi tüm hızıyla devam ediyor efendim. Ama ondan önce bir tane ben söyleyeyim. Keyifle. Silinmiyor hatıralar. Harika bir şarkı. Tamam. Senin de sesine ne güzel yakışacak. Keyifle dinleyelim hemen. Tamam. Hüsnü'cüğüm. Gözlerimden o hatıralar silinmiyor, gözlerimden o hatıralar uzadı bitmiyor, bu aylar yıllar uzadı bitmiyor, bu aylar yıllar. Yaşamayı istemiyorum, senden ayrı bu dertleri çekemiyorum. Öldür beni, ağlamayı istemiyorum.
tesellim, bir yudum şarap. Şimdi benim tek tesellim, bir yudum şarap. Bunca yıldır ağlıyorum, yetmez mi yara? Bunca yıldır ağlıyorum, yetmez mi yara? Güldür beni, ağlamayı istemiyorum. Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum. Güldür beni, ağlamayı istemiyorum. Senden ayrı bu dertleri çekemiyorum. Benim elim sağ ol, teşekkür ederim. Tam senlik şarkıyı seçmişsin evet, ya. Ben bu şarkı çok yıllar önce bizim Gencarı'da bir performans, caz armonisiyle değişik bir versiyonda söylemiştim. Öyle mi? Evet, çok yıllar önce söylemiştim. Var mı galiba, peki dinleyebilir mi insanlar? Var tabii ki var. Müslüm abinin bir projesiydi galiba, rahmetli Müslüm Gürses'in bir projesiydi. Orada ama seslendirdin. Evet, bu orijinal halini söylemeye çalıştım. Çok güzel, bu geceye de bu yakışırdı. Aynen öyle. Bence çok aynen güzel öyle oldu. Çok güzel, ağzına güzel, gönlüne sağlık. Sağ ol canım benim. Şimdi çok sevdiğim bir şarkı var. Vallahi. Onu seslendirmek istiyorum. Ben yaralandım. Şarkıyı ben de çok severim. Şarkının sözlerini ve müziğini yapan, bestesini yapan sevgili Nalan'a buradan çok selam olsun. Canım yine bizim okulumuzdan canım. O da. Tabii ki. Aynı okul değil mi? Çalgı eğitim bölümü. Tabii ki. Hatta, Türk müziği devlet konserleri. Hatta biz Fatih'te oturuyorduk. Nalan da Fatih'te otururdu. Bizim serviste Metin abi, Metin Şençürk, ben, Nalan ve Gülcan abi vardı. Böyle bir ekiptik. Nalan'a buradan çok selam çok, olsun. Çok öpüyorum, onu çok seviyorum. En yakın zamanda da görmek isteriz seni evet, burada Nalan'cığım. Evet, ne kadar güzel olur Nalan'cığım. Bekleriz. Söz müzik Nalan, yaralandım. Evet, söyleyen Sibel Can. Günahını bana bırak, sevabın senin olsun. Günahını bana bırak, sevabın senin olsun. Ben acı vermek hiç düşünme hiç, hadi git. Yaralandım, yaralandım, karalandım, karalandım. Bir günah acı vermek, düşünmek.
hadi git. Üzülmedin benim için, o kadar mı taş mı kalbim? Üzülmedin benim için, bu kadar taş mı kalbim? Ben zaten acılarım. En tatlı yalanların kölesi oldum. Ben zaten acıların gözdesi oldum. En tatlı yalanların kölesi oldum. Daha çok acı verme git, düşünme hiç, hadi git. Yaralandım, yaralandım, karalandım, karalandım. Bir günah. Acı verme git, düşünme hiç. Ay ne şarkı. Vay be, böyle güzel bir hadi git olur mu ya? Hilal'in güzelliğine bak. Daha çok. Acı verme git, düşünme hiç. Her şeyi anlattı. Hadi git, çok git biterim, çok git, çok git. Uzaklara git. Şahane. Ne kadar güzel şarkı bu Nalan'cığım. Güzel gönlüne sağlık canım benim. Senin de güzel sesine, güzel yüreğine teşekkür sağlık. Ediyorum. Şahaneydi valla. Çok teşekkür şahane ediyorum. Şahane bir yorumdu valla. Güzel çok, oldu değil mi? Çok Yasin şahane hocam? Oldu. Güzeldi. Ama sonunda ben hala çok hasta oldum yani. Daha çok acı verme git, düşünme hiç. Anladın sen yani. Anladın sen onu. Bu akşam biz şarkılarımızı söyledik ama çok özel konuklarımız da var biliyorsunuz. Gerçekten arkadaşlar. Çok güzel tabii olacak ki bu gece. Konuğumuzu çağıralım mı artık? Hadi çağıralım. Davet edelim kendisini. Geçen sene de programımıza katılmıştı. Evet en ben, özel tarafı o bence. İkinci defa programımıza geliyor değil çünkü mi? Çünkü o kadar beğenildi ki o program. Tabii ve ki o kadar çok tekrar gelmesini istediler ki. Ben yoktum ondan beğenilmiştir belki. Hayır, özellikle sen ben geldikten sonra yok, sen çok geldikten sonra özellikle gelmek istedi biliyor musun? Ay biz, tabii. Ben gerçekten programı seyrederken de bugün öyle tesadüfler gecesi ki biz daha önce sevgili Rubato'nun program yaptığı bir kanalda ben konuk olmuştum ve şimdi davet edeceğimiz sanatçı dostumuz da o gün beraber konuk olmuştu. Öyle mi? Gerçekten ilk orada tanışmıştık biz onunla. Ne güzel. Alkışların en büyüğünü Melek Mosso için rica ediyoruz efendim. We'll be right back.
çiçekten bal alırsın. Her gördüğünle kalırsın. Sen kendini ne sanırsın? Belki bir gün uslanırsın. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ne kadar güzel değil mi? Şahane. Sahneye ne kadar yakışıyor. Bir de kendine münasır ya. Yani her yorumu, şeyiyle, gerçekten yorumuyla, sahnedeki tavrı, tarzı. Bayılıyorum ben sana. Herkes gibi ben de bayılıyorum. Ne gerçek kadar Melek'i güzel. Biz misafir etmiştik. Hakan abinin ilk misafiri. Evet. Siz yoktunuz. Evet, çok doğru. Üzülmüştüm. İyi ki geldim. İyi ki sizi de gördüm. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Geçelim mi senin de sevdiğin şöyle oturma odamıza? Ah, şimdi çok güçlü bir ses geliyor. Gerçekten çok güçlü bir ses, çok da güzel bir adam. Yani öyle değil mi? Herkes güzel anlatıyor, ben ilk defa. Çok beyefendi, gerçekten beyefendi. Göreceğim ve dinleyeceğim. Evet, sesi de gerçekten canlı, çok canlı. Güzel. Aynen, evet. Canlı canlı. O zaman anonsu siz yapın Sibel Hanım. Özgür Alter. Beni sen attın,
çektirdin, derman arattın. Harika, hayran oldum. Şimdi böyle kıymetlilerin yanında elimizden geldiği kadar temiz okumaya çalıştık ama heyecanımızı hoş görün. Ama ustaların işte izinden gitmeye çalışıyoruz. Estağfurullah, hoş geldin. Hoş bulduk. Heyecanlı. Bizi de heyecanlandırıyor böyle heyecanlı. Yok yok, hiç heyecanlı değil. Zaten okurken de yoksa anlardık. Tabii, o kadar güzeldi ki. Okurken heyecan yoktu. Yerleşmiş biliyorsunuz bu şarkı tabii yıllardır ki. İbrahim Tatlıses. Tabii ki. O büyük sesiyle yorumlamıştı. O kadar yerleşmişti ki sen bambaşka söyledin. Onun için seni gerçekten... Kendine göre yorumladın. Çok önemli. O kadar önemli ki. Tabii ki. Ne kadar da kendim gibi okumaya çalışsam biz o ustalardan çok beslendik. Tabii onlar ki. Bizim kıymetlerimiz. Hem tabii de nasıl. O kadar büyük işler yaptılar ki bizim üstüne koyabileceğimiz bir şey yok. Var. Sadece var. Ya ben şunu var diyorum. Biz bayrak bekçisiyiz. Ne güzel söyledin. Onlar görev tabii teslim etmeyecekler. Onlar yaşadığı sürece hep başımızın tacıdır. Hep önde olsunlar. Allah ömür versin. Ama hepsine. Onların o çıkarttığı çıtaya, yani çıta diyoruz ya, evet, oraya koydukları o bayrağı elimizden geldiği kadar sahip çıkmaya çalışıyoruz ya. Tabii çok mu konuştum? Yok hiç. Ne güzel konuştun, ne güzel. Bizi ne programına kadar davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Aferin, aferin. Gel gel, canım benim. Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Sen bodyguardlık mı yaptın? Dur onu burada şimdi, anlatma. Burada anlatma. Onları anlatacağım. Seni şöyle alalım. Ya, tamam. Seni alalım. Orada evet, bir bodyguard var. Bir bodyguard var. Oturuyoruz. Bir ayarlarız. Vay be. Evet. Çok güzeldi. Çok keyif aldım. Yüreğine sağlık Özgürcüğüm. Orada uzun uzun. Sizin güzel yüreğinize gece sağlık. Gece daha başlamadı bile. Yeni başlıyoruz. Yeni başlıyoruz. Son konumuzu şimdi diyorlar ya, bizim doğu tarafında derler. Bu daha lelesi, daha bunun lolosu var. Şimdi benim yine son yıllarda çok sevdiğim biri var.
genç jenerasyonun da çok sevdiği. Çok. Çok da kabiliyetli. İnanılmaz Gerçekten kabiliyetli. Ve yaptığı besteler falan ne kadar güzel. Her yaptığı şarkı değil mi Hüsnücüğüm? Evet. Tabii ki. Hemen dillere dolanıyor. Pelesenk oluyor. Doğru söylüyorsun. Yeni nesil arabesk diyebiliriz aslında yaptığı tabii, şeyi. Tabii tabii. Tabii ki. Bir de inanılmaz böyle bebek yüzlü. Hem ve o da kadar, çok beyefendi. Ne kadar çok iyi efendi. Huylu. Aynen öyle. Zaten yüzüne gözüne yansıyor. Onu çok seviyorum. Kesinlikle. Çok seviyorum. Kesinlikle. Herkes gibi ben de çok seviyorum. Hemen davet edelim. Sevgili Hüsnücüğüm, bu değerli sanatçı kardeşimizi sen anons edersen çok seviniriz bence. Tabii ki. Alkışlarınızla Bilal Son Ses. Hasretinle başım döner hayalinle, canım senin, ruhum senin, sensiz ben neyleyim, unutmadım, unutsam da yaram derin çok. Ya şu güzelliğe bak maşallah. Nasıl efendi? Çok. Hoş geldin Bilal'cim. Hoş buldum. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyiz. Seni gördük. Daha iyi olduk. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Keyifli misin? Ben de çok iyiyim. Çok şükür koşturuyoruz. Biliyorum. Devam. İnanılmaz yoğun çalışıyor ve bu arada maşallah. Hemen hemen her gün neredeyse beste yapıyorsun sen. Evet.
arada bana gönderiyor canım benim. Çok evet. Güzel şeyler. Ben genelde biliyorlar hepsi. Öyle dinlerim, kenara koyarım. Tamam, tabii. Kenarda kalsın. Kesin sandıkta duruyor. Vardır yani senin çarpan. Sandıkta duruyor böyle zaman zaman gecenin bir vakti açar. Böyle güzelce dinlerim. Çok güzel şeyler yapıyor değil mi? Son yıllarda gerçekten arka arkaya o kadar güzel şeyler yaptın ki değil mi Hüsnü? Evet. Programımızda da Yıldız Tilbe'nin Ayrılamam şarkısıyla evet. Başladın. Evet. Yıldız'cığım. Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses yorumlamıştı. Evet. Yıldız'cığım öpüyorum seni selam canım olsun. Benim. Selam olsun ona da. Bilal'in sevgili Yıldız'la da bir düeti evet. Var. Selamlar. O da çok güzel olmuştu. Tabii ki. Aynen. Çok güzel. Harikaydı o da. O da senin şarkın değil mi? Evet. Senin yüreğine hı-hı. Allah zeval vermesin. Allah razı olsun. O zaman canım oturma benim. Odamızı hadi alalım. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım hoş geldin tekrar. Hadi biz de geçelim. Hadi bakalım. Başıma tac ederim. Sizden duymak istiyorum. Deli gibi
Cengiz'e. Söz müzik Cengiz İmren. Selam olsun Cengiz'e. Çok selam olsun. Ne güzel bir şarkıydı bu yıllar önce. Siz de çok güzel okudunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Biraz böyle hepimizde bir gribal böyle minik bir şey var. Evet. Havalardan. Sen nasıl toparladın? Ben ne yaptın söyle bakalım. Ya ben çünkü çok iyi geliyor sesin maşallah. Ben aslında dün ilk önce posta bir serum yaptırdım. Güne geleceğimin farkındaydım. Buraya gelince de zaten sizin enerjiniz o ambiyans. Ay ben çok seviyorum. Hiç gibi oluyorum. Ben çok seviyorum. Benim de bahsettiğim gibi davet ederken sevgili Melih Rubato'nun televizyon programında karşılaşmıştık. O zaman ilkti benim için. Evet, ilk, çok heyecanlıydım. Evet, ve yan flütüyle gelmişti. Beni çok cezbetmişti. Harika yani. Çünkü zaten. Bir enstrüman çalması ki yan flütünü çalıp üzerine şarkısını söylemesi. Harika. Bu arada Türkiye'deki genç jenerasyonun 3 tane gencecik sevilen yorumcuları şeref verdiler bu gece. Ne kadar güzel bir gece tekrar, olacak. Tekrar hoş geldiniz tekrar diyorum. Tekrar hoş geldiniz size. Çocuklar. İlginize, alakanıza, hoş sıcaklığınıza. Geldiniz. Ne demek? Siz şeref verdiniz. Programımıza şeref verdiniz. şimdi yine Melek'ten ilk defa dinleyeceğim ben bunu. Ve çok merak ediyorum. Bir Ferdi Tayfur şarkısı, sözleri de Ahmet Selçuk İlkan. Sabahçı Kahvesi. Sabahçı ve Hakan'la birlikte düet yapacaksınız. Hadi evet. Bakalım. Ay nasıl olacak bakalım. Hadi. Belki de en güzel uykulardasın. Şimdi sen kim bilir ne duygulardasın. Belki de en güzel uykulardasın. Sen rüyalar aleminde yeni aşklar versin de bense yine uykusuzum bir sabahçı kahvesinde. Çok özledim seni. Sevgilim, sevgilim, İnan ki çok özledim seni. Dışarıda hafiften yağmurun sesi, gözümde aşkımı hasret nöbeti. Dışarıda hafiften yağmurun sesi,
gözümde aşkımın hasret nöbeti. Sen rüyalar aleminde yeni aşklar hevesinde. Ben Zeyne'yine uykusuzum bir sabahçı kahvesinde. Sen rüyalar aleminde yeni aşklar hevesinde. Ben Zeyne uykusuzum bir sabahçı kahvesinde. Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir düet oldu bu. Ne güzel düet ya. Gerçekten. Allah ağzınıza sağlık. Unutulmaz. Çok teşekkürler. Çok unutulmaz. Sağlık. Unutulmaz. Ne kadar güzel yakıştı ikinize de bu şarkı. Ah, güzel oldu. Çok gerçekten. Da güzel bir şarkıydı. Çok güzel. Ferdi Tayfur'u buradan öpüyoruz. Ahmet Selçuk'a da selam olsun. Ahmet Selçuk'a geldi. Prova yapmadık biliyor musun? Provası şu anda içinizden geldi. Ne kadar böyle. Güzel. Ayaküstü. İşte müzik dilinden konuştuk, hallettik inşallah. Bazı şarkıların provaya ihtiyacı yoktur. Olmuyor, doğru. Çok bildiğimiz şarkıları bile bazen şaşırabiliyoruz. Özellikle doğru. Burada tecrübe ediyoruz. Çok en doğru. Bildiğimiz şarkılarda bazen aa yanlış biliyormuşuz, böyleymiş diyoruz ama tabii ki. Bu tür şarkılarda hiç prova bile olmadan böyle oluyor. Ağzınıza sağlık. O kadar yerleşmiş ki kalbimizde, gönlümüzde bütün bu şarkılar ve çok güzel oldu. İkinizin de yüreğine sağlık. Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Sahnede de evet ne kadar böyle yakıştınız. Güzel oldu. Çok, güzel çok oldu güzeldi şarkı. Canım benim. Güzel şarkı olunca böyle insanın içinden de geliyor zaten. Evet Bilal'cim. Evet abi. Vallahi nasıl ben gidiyor? Gittim geldim çok etkilendim. Sağ olasın. Çok Bilal'e güzel oldu. Zaten diyorum yüreğinize ki. Yüreğinize sağlık. Bilal mutlaka bu şarkıyı konserlerinde evet. Söyle. Repertuarımı alacağım. Yakışacak dedim. Repertuarı mutlaka evet. Al. Evet. Ben çok seviyorum Bilal'i. Teşekkür ederim. Ne kadar baksana efendi. Nasıl efendi, nasıl güzel şeyler yapıyorsun. Bilal bu arada Günahımı Aldın isimli şarkısını evde değil mi? Gitarınla çalıp galiba. Bir tek o değil, birçok şarkım aslında. İlk hatta onunla mı başladı peki yolculuk? Aslında abi şöyle, iki kelimemden biri sensin diye bir şarkı yapmıştım ben bundan 5-6 sene önce. Güzel sözmüş ya, iki kelimemden biri sensin, evet. Şahaneymiş. Güzel. Çok. Ondan devamlı. Sonra... güzel. Ondan sonra... bunu evde kaydedip, video çekip, internette YouTube kanalıma İlk öyle atmıştım. Başladı. Evet, ilk öyle başladı. Sonra yıllar geçtikçe daha geniş kitlelere ulaşmaya çalıştım elimden geldiği çok kadar. Güzel. O kadar yani, dikkat çekti ki. Kitle de büyüyor maşallah. Evet. Bu arada senin rap müziğe de bir ilgin çok var. Çok eskiden evet. Önce onunla başladım. Biraz daha aynen. Böyle şeydim. Göz çukurlarım felaket bana imtiyaz tanı. Haksız olduğun kavgalardaki itirazların. Zapt ettim kendimi bir şarkı daha yazmadım. Sen benim hızlıydım hayatım... demeyeyim de böyle. Nasıl? Daha böyle hareketliydim herhalde yaşım itibariyle. Öyle rap beslende var mı? Çok var. Var ya. Yaşın kaç senin? Yaşım 27 abi şu an. Maşallah. Çok genç gösteriyor canım. Vallahi 27 gösteriyor. Valla sağ olun. Bir şey söyleyeyim minik o rapten istiyorum rapten. Şurada. Valla Sibel Hanım 10 sene oldu. Ya ne var şöyle bir şey yap hemen. Burada. Buraya uygun olmayabilir işte. Hızlı dönemlerim diyor. Hızlı dönemlerim diyor. Anladım peki. O zaman bir şey demiyorum. Bu arada ben son dönem rapçilerde biraz arabesk rap hissediyorum. Tabii ki var, ne kadar da güzel var, oluyor. Gerçekten biraz var. Değil. Baya kesinlikle. Aslında, ben kibarlık yapayım dedim. Çok bozmayayım dedim ama. Aslında bir programımızda ben yapacağız. Bütün yani rap gecesi yapmak evet, istiyorum. Evet isteriz de biz beceremeyiz. Çok güzel rapçilerimiz var. Rap okuduğunu düşünüyorum. Ama bence çok güzel düetler çıkabilir. Evet. Hakan abinin tonuna bence çok yakışır. Söylerken arada onlar o şarkıların... Evet. Arasında uygun yerlerde takılacak. Tabii kesinlikle. Benim öyle birkaç denemem oldu böyle ama çok arzu ediyorum mutlaka bir rap gecesi yapalım. Yapacağız. O zaman rapten arabeske geçelim. Arabeske gönül evet. Vermiş güzel bir adam. O da Özgür benim hemşerim sayılır çünkü o Van'da doğdu evet. Biliyorum. Ben aslında sen Vanlıyım. Van'da doğdum. Ama evet. Şimdi şansım tabii Van'da doğdum. Şimdi benim dedemler hepsi sanatçıymış. Araştırdık biz onu. Dedemin dedesi sanatçı, dedemin dedesi sanatçı. Çok güzel. Tabii onlar dengbej. Dengbej diyoruz onlara. Dengbej. Şimdi biz... Onun açılımını da söylersen... Oradan dengbej hani bu serbest ağıt formatı tamam. Ve neşeli şeyler olduğu zaman... Gibi. Ama mesela güzel. Bir şarkının bir gece sürdüğü
muhabbetler bunlar. Şimdi Allah hem onlardan Allah. Beslendim ama İç Anadolu bende başka bir pencere açtı. Kırşehir değil mi? Şimdi Kayseri'de, Kırşehir'de büyüdüğüm için şimdi hem doğu hem orası benim zamanında üzüldüğüm şeyler benim için ödül oldu. Ya niye yerimizde duramıyoruz, hep geziyoruz dedik ya. Antalya, Karadeniz ama bunlar farkında olmadan müziği de sevdiğim için oturmuş bende. Özgürcüğüm, Orhan Baba'nın bir şarkısı. Orhan abiden bir tane okuyacağım benim. Kıymetlimdir, ustamdır. Kendisini çok seviyorum. Buradan hem ona hem sevgili güzeller güzeli eşine, Sevim ablacığım. Ablama baba selamlarımı gönderiyorum. Selamlar bizim canlarımız. Öpüyoruz ikisini de. Selamlar. İki elim. Gence Baydan. İki elin kanda olsa da gel. Yani. Koşarak sana gelirim. Her şeyi bırakır sana gelirim. İki elin kanda olsa da gel. Ecel bize pusukursa da gel. Korkma tanrım korur
sevenlerin duaları. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Senin kadar kimse sevmiyor anne. Baba yazmış. Yazmış abi. Baba yazmış. Orhan abi söyledin mi bu şarkıyı? Söyledi. Tabii ben hiç hatırlamıyorum bu şarkıyı Orhan abiden. Orhan abi söyledi. Ondan sonra Orhan Ölmez söyledi. Eyvallah. Evet, o da çok başarılı. Bilal de söyledi. Orhan Ölmez'in seslendirdi. Ay evet. Buradan onu da çok öpüyorum. Selam ne eser, olsun, ne şarkıları. Neleri var onun da. Bir gün buraya davet etmek istiyoruz. O da gelsin. Tabii ki. Seve o da gelsin. Seve bekleriz sevgili. Ağzına sağlık. Güzel yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Çok güzeldi. İlhancığım, senin önce söz yazarlığı ve besteci kimliğin de öne çıktı bildiğim kadarıyla. Bize eserlerini paylaştığın sanatçı dostlarımızı söylersen, şarkıları söylersen. Birçok kişiye verdi çünkü. Mustafa Ceceli Bedel. Çok güzel. Onun dışında Murat Boz Cankenar'ın ve Ebru Yaşar Kalmam. Harika. Onun dışında kendi şarkılarıma düet yaptığım isimler var. İşte Bengü, Zinet Salih, Tuğçe Kandemir, Derya Bedavacı. Çok güzel. Başka inşallah unuttuğum yoktur. Yıldız Tilbe. Yıldız Tilbe. Tabii. Unutulur mu? Tabii. Yok, onu programın girişinde de söyledik zaten. Evet, doğru. Yıldız Tilbe. O yüzden çok mutluyum yani. Evet. Hepsine çok selam Hepsine olsun. Hepsine çok selam olsun. Bu arada her zaman onu söylerim. 1-0 önde başlıyorsun maça. Evet. Yani ya. Söz yazıp bestesini yapıp bir şarkıcının aynen. Geçen programda da Hüsnü değinmişti buna. Evet. Kesinlikle. Gerçekten. Ben de mesela yıllar önce kendi yorumculuğumdan önce yani kendi şarkılarımı söylemeden önce çok değerli mesela sanatçı dostlarımla paylaşmıştım şarkılarımı. Biliyorum. Hatta bir gün ilk benim Aykut Hakan Ayşe'den çıkmayayım ya ben. Ha, biliyorum. Soyadımı kullanmıyordum Hakan diye. Evet. Bir gün böyle sevgili Ercan Saatçi Foça'da askerlik yapıyor. Onun böyle yemin töreni ne var böyle bir şey, eğlence yapıldı. Ben tam böyle sahneye çıkacağım. Askerlerden biri geldi böyle biraz bunalım bir çocuktu. Bana böyle yaptı. Abi dedi benim için bir şarkı söyler misin dedi. Dedim biliyorsam söylerim kardeşim dedim. Dedi ki Cengiz Kuydoğlu'nun albümünde bir şarkı var dedi. Hakan Altun yazmış sözünü müziğine. Hain Geceler dedi. Ben dedim çocuk dalga mı geçiyor bende ama dedi, Hakan diyebilir ya. Soyadım bilinmiyor ilk ayında çünkü Hakan diyebilir. Dedim biliyorum kardeşim söyleyin dedi. Ben gerçekten onun çok avantajlarını yaşadım Sibel'cim. Yani çok bu senin için bir şey, gerçekten altın bir bileziğim var. Evet abi. Allah yüreğine zeval vermesin. Şarkıların bu güzel şarkılarında devam gelsin. Bir yorumcunun kendi şarkılarını, bestelerini yapması kadar güzel bir şey yok. Aynen öyle. Yani tabii ki başka birilerinin şarkılarını yorumlamak da ayrı bir keyif ama günümüzde bir şarkıcının, yorumcunun kendi bestelerini, sözünü yazması, çok sözünü özel yapması. Bir şey hatta bu. Kimisi aranjmanını da kendi yapıyor mesela. Tabii, doğru. Hepsi birbirine artı olarak üstüne koyuyor böyle. Ben de aranjmanlar da bana ait oluyor genelde. Yapıyor. Ayrıca ben yani sanatçılara şarkılar vermeyi de çok seviyorum. Çok keyif alıyorum. Çok değil mi? Keyif, evet. Doğru söylüyorsun. Çok büyük gerçekten o çok büyük keyif. O kadar yüce gönüllü ki yavrum benim. Bak canım burada senin mi? Bir tane daha şarkın var mesela. İçimdeki Sen, evet. İçimdeki Sen. Aa, ön adın da çok güzelmiş. Güzel isim. Teşekkür ederim. Muhammed Bilal Son Ses. Canım o zaman benim. İçimdeki Sen mi yapalım? Hadi. İçimdeki Sen dinleyelim senden. Bana onca zamanı bir telafisi yok. Bunca zararım kaybederim. İçimdeki seni ziyan olur kalbimden. Bir mahkum bir sade firar olur. O kokun yalan, gülüşün gibi tamam. Senin olsun her bir şey, acılar bana kalan sabrederim. Elin onun elinde olmasın, bana sen
yakışmıştın ya çok yazık. Bunca zararım kaybederim. İçimdeki seni ziyan olur kalbimden. Bir mahkum misali firar olur. O kokun yalan, gülüşün gibi tamam. Senin olsun her bir şey, acılar bana kalan sabrederim. Elin onun elinde olması bana sen yakışmıştın ya çok yazık. Nasıl baktın gözlerime, nasıl tuttun ellerimi, nasıl kanmışım sana, nasıl doldurdun yerimi. Son sözüm bu sana, inanırım. Ben içimdeki seni sevmişim, anlasana. Nasıl baktın gözlerime, nasıl tuttun ellerimi, nasıl kanmışım sana, nasıl doldurdun yerimi. Son sözüm bu sana, inanırım sanma sana. Ben içimdeki seni sevmişim, anlasana. Ben içimdeki seni sevmişim, anlasana. Ben içimdeki seni. Sevmişim, anlasana. Şahaneymiş. Çok güzel ya. Çok güzel. Ne güzel değil mi? Vallahi. Harikasın değil mi? Canım benim. Şu an televizyonun başında bütün gençler bu şarkıyı duyuyor. Yani. Değil mi? Ben bu arada bunu lisedeki kız arkadaşıma yazmıştım. Ha? Yani, dinleyelim hikayesini. En hasta olduğum işler bunlar. Ay bayılır Hakan, böyle şeylere bayılır. Birazdan anlat. Meleğe de soracağım şimdi bir tane söyle çünkü. Abi senin sahnede anlattığın gibi ben de anlatıyorum hatta. İyi yapıyorsun. Şarkıya girmeden önce. Söyle bakalım. Çok. Ya şöyle, lise yıllarımda çok sevdiğim bir kız arkadaşım vardı. Açmadı mı telefonu? Sana da mı açmadı? Yok, bizimki açtı da pek bir işe yaramadı. Evet. Şöyle, lise yıllarımda çok sevdiğim bir kız arkadaşım vardı. Kendisine çok aşıktım. Belki 100-150 tane şarkı yazmışımdır yani kendisine. Aa, yapma ya. Yani. Aslında çok kısa sürmüştü. 2 ay sürmüştü. Ondan alıyor zaten. Devam etseydi evet. Olmazdı bu şarkı. Ama asıl hikaye de aslında o 2 aydan sonra başlıyor. Her şey çok güzel giderken finalde maalesef kendisi beni aldattı. Sonra aldattığı kişiyle bir beraberlik sürdürdü. Sonra onlar da ayrıldı. Geriye de böyle bir şarkı kaldı. Vay benim kader arkadaşım. Ah canım. Ay Allah.
Hay ben Allah. İşte vesile olmuş. İyi mi desek, kesinlikle, kötü mü desek onu da bilemiyoruz. Ne diyeceğimizi zaten bilemedik. Kortan abi hep şey diyor. İyi her ki şeyde bir hayır var. Menajere bak sen. Bak menajerlere bak sen. Bak bak bak. Tabii tabii. Menajer diyor ki iyi ki aldatmış seni diyor. Vay her arkadaş. Teşekkür ediyor kıza yani. Hay yok ben de içimden aynı şeyi düşündüm. Bir sürü şarkı çıkmış işte. Ne evet, güzel evet. Ne güzel. Kortan'a da selam. Aslında çok hayırlı bir kızmış o. Vay be. Vallahi evet. Yoksa bu kadar şarkı çıkmazdı. Meleğe mi soracaksın? Meleğe şey söyleyeceğim. 7 yaşında... Beyaz Gelinlik diye bir şarkım var, arabesk bir şarkım evet. Varmış. Allah Allah. 7 yaşında bestelemişsin. Ya aslında ben de kendi şarkılarımı kendim yazıyorum. Sayın öğretmenim, yazıyorum. Size öğretmenim de diyebiliriz. Çünkü müzik yok, öğretmenliğim var bildiğim evet, kadarıyla. Evet, müzik öğretmeni. Yani aslında kendim bildiğim bileli şarkı söylüyorum. İlk hı-hı. Böyle babam şey diyordu, beşikten dans ederek kalktım falan diyordu böyle. Nasıl bir çocuksam artık. Hatırlıyor musun peki şarkıyı? Tabii. Bir parça bize mırıldanır mısın? Hangi küçük melek? Mırıldanır mısın lafını da sevmem aslında ama özür beyaz dilerim. Beyaz gelinliği, ben de isterdim kalbine girmeyi. Ben de isterdim ana olmayı. Ben de isterdim harcama sevgimi. Harcama gülüm. Aa, 98'lik gibi bu ya. Rumbalınga. Nasıl yapsana? Üstüme yapsana onu. Hadi Allah aşkına. Beraber söyleyeyim. Melekle lütfen. Anam Fadiyez'den okudu. Daha olur bir şey de olur. Ne ben de isterdim. Beyaz gelini ben de isterdim. Kalbine girmeyi ben de isterdim. Ana olmayı ben de isterdim. Harcama sevgimi harcama gülüm. Beyaz gelinliği ben de isterdim. Kalbine girmeyi ben de isterdim. Ana olmayı ben de isterdim. Harcama sevgimi harcama gülüm. Ay, çok güzel. Vallahi bunu alıp çalarlar hemen. Bunu peki kendin düzenledin mi sonra bir projende falan okudun mu? Yok zaten işte... Nasıl bekleme artık sen ol. Çünkü kaybettin beni. Ha devamı da var. Aşkımı tamam. Boş yere aldım harcadın. Aldım bunu senden aldım. Boş yere tamam. Sattın beni. Düşün bunu kaç yaşında yaptın? 7 yaşında. 7 yaşında. Yedi yaşında. Yedi yaşında. Ben 7 yaşında Hakan diyemiyordum ismimi söyleyemiyordum. Maşallah. Çok, bir şey söyleyeceğim Melek'ciğim bunu bence kesin böyle düzenleyip. Evet. Hiç okumadın değil mi bir yerde? Şu an ilk defa mı okuyorsun? Ya böyle konuştuğumuz zamanlar aa o neydi, o beste neydi falan diye sorup hani beyaz gelinlik falan diye. Şeyi merak ettim, sözler babana mı ait? Benim. Ha senin, söz de senin. İlkokulda muhtemelen bir aşık olduğum bir çocuk vardı. Onu kafada büyüttüm. İşte 7 yaşındayım falan. 6 yaşında okula başladım. Ben de anne olmak isterdim işte, diye. Evet. Beyaz gelinliği giymek isterdim. Beyaz gelinliği giymek isterdim. Artık nasıl bir bağlantıysa. O kaybedenler kulübü gibi olduk baksana zaten. Bak abilerinden bak bak bulaştı onlara da. Kaybetmeye doyamadıkça şarkı yazıyoruz zaten. Çok güzel örnek alıyoruz abi. Estağfurullah olur mu estağfurullah. Hepiniz yüreğine sağlık. Biz bunlarla bunlarla besleniyoruz Hüsnü'cüğüm biliyorsun evet. Gerçekten. Ben her zaman şunu söylerim. Yaşadıklarımdır anlatmaya çalıştıklarım yani evet. Şarkılarında anlatmaya çalıştıklarım yaşadıklarımın belki harmanlanması sonucunda yani. Çünkü ben gerçekten telefonun başında beklediğim için telefon şarkısını yazdım. Bak bu gerçektir ah, arkadaşlar. Ne güzel o yani. Değil mi? Lisedeyim. Buradan da anayım hatta çok mutlu da olacaktır. Derya diye bir kız arkadaşım Derya'cığım, var. Derya'cığım merhabalar. Selam olsun. Ölüyordu yani hani sabahtan akşama kadar gittiğimizde Hakan Altun aşağı Hakan Altun yukarı şöyle aşığım ölüyorum. Oraya gittiğimizde asla başka bir şey açılmazdı buna izin verilmez. İşte liseli ortamı falan böyle seni dinleyip hani varsa da yoksa da o aşk acısını çekiyorduk. Hadi o zaman, olmayan aşk acısını değil mi mesela? O da. Çeken Derya'ya o zaman senin madem okuldan arkadaşın ona bir sürpriz yapalım. Beraber bir parça söyleyelim şarkıyı istersen. Ay lütfen hadi telefonu söyleyin. Olur. İster misin? Tabii ki isterim. Tamam o zaman bütün okul arkadaşlarımıza gitsin bir şarkı. Tamam. Ah heyecanlıyım. Telefonun başında... Çaresiz bekliyorum, bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Telefonun başında çaresiz bekliyorum,
bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Yüreğim diyor ki boşuna bekleme, aramaz gururundan seni çok sevse de, her şeye sahip olabilirsin ama aşkımız servettir, bilmelisin. Hala beni seviyorsun, bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Yüreğim diyor ki boşuna bekleme, aramaz gururumdan. Seni çok sevse de, her şeye sahip olabilirsin ama aşkımı servettin, bilmelisin. Hala beni seviyorsun, bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Ağzına sağlık. Ağzınıza sağlık. Ne kadar yakıştı. Ağzına sağlık. Çok güzel bir şey. Seninle yılbaşı programında söylemiştik, ben dayanamayıp musun? Yine. Yok, yılbaşı programında senin bir çekimin vardı, hatırlıyorum. Evet, hatırlıyorum. Ağzınıza sağlık. Şu an bir ne dileğim kadar daha gerçekleşti gibi oldu. Dileğin neydi bu? Ya çok istediğim bir şeydi. Hani dilek bunu gibi söylemeyeyim. Evet ama. İnanılmaz bazı çok şarkılar istiyorum. Öyledir. Mutlaka bunu söylemek istiyorum falan diye düşünür insan. Ne güzel bir şey oldu. Evet, çok senin de çok böyle kendine münasır bir yorumun var yani gerçekten. Ne kadar anla, özel bir evet, yorum. Evet, gerçekten. Hem ses tonu hem yorum. Evet. Hayranlıkla evet. Bir tavrı var yani tarzı çok çok keyif alıyorum senden. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bu arada şeye değinmek istiyorum. Konudan konuya atlamış gibi olacağım ama notlarında şey var. Sen boksör bir babanın oğlusun. Evet. Baba hayatta mı? Hayatta şükürler olsun. Buradan saygılarımızı çok et. Selamlar olsun. Sayılarından öperiz. Babam aslandır, iyidir. Sizin? Bilal zaten babasının hayatta ismiyle. Evet, sağ aslan olun. Kardeşim benim. Teşekkür sen ederim. Gerçekten güzel yürekli. Sizin de çok eski arkadaşınız aslında abi, babam. Çok iyi hem de evet. Arkadaşım benim. Evet. Siz hatta 2002'de
Fatih Camii'nde olmuş cenazesi. Siz de gelmişsiniz. Ben hatırlamıyorum evet, ama. Bekan, o da senin gibi güler yüzlüydü. Evet öyleymiş. O yerinde yattıkça Allah sana çok daha uzun ömürler nasip etsin. Amin. Sağ ol. Allah hayırlı ömürler nasip etsin. Evet. Kaç yaşındaydın ki? 9 yaşındaydım ben. 9 yaşındaydım. Nurlar içinde yatsın. Nur içinde bak yatsın. Babanın bayrağını aslanlar gibi en güzel şekilde taşıyorsun. Sana. Şu an baban öyle mutludur ki nurlar içinde uyuyordur şu an sayende. Çok sağ olun. Baban da çok beyefendiydi bak maşallah. Vallahi ya. Vallahi sağ olun. Armut ne mutlu ki büyüdük. Şimdi ne güzel yan yanayız. Aferin sana. Bravo. Gerçekten. Sen benim artık bundan sonra ölümlük yeğenimsin ya. Ömürlüksün. Ömürlüksün. Bu muhabbetin ismi aslında bir yeterimiz var. Arabesk gizli sevdamız diyor. Hadi, i̇zleyelim mi? Hemen izleyelim. Celil kardeşim de çok güzel seslendirmiş. Celil'in Alçakan'a buradan selam olsun. Selam çok selam olsun. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Harika. LTE'de görüp de kaybettiklerimize Allah'tan rahmet dileyelim. Allah'tan rahmet olsun onların mekanı cennet olsun. Amin. Yaşayanlara da Allah ömürler versin inşallah. Soygulandınız hepiniz. Aynen. Bunu yakaladık. Yani. Tabii. Yakalamaz mı insan? Gerçekten. Bilal'in rahmetli babası Mehmet Sonses bizim vefadan semtimiz çünkü benim atalarımın doğduğu, büyüdüğü biz aslen Siirtliyiz ama dedelerim falan, dedemin babası falan İstanbul'da geldiklerinde Vefa semtine yerleşmişler. Hepimiz, aynen. Hepimiz oralıyız. Evet, tarihi yarımadalıyız hepimiz. Sen de Fatih, tabii, aynen öyle. Tabii. Vefa bizde sadece bir semt adı değildir yani arkadaşlar. Hem de nasıl? Sen benim ömürlük yeğenimsin artık. Teşekkür ederim. Sen ay, bana rahmetlinin emanetisin bunlar. Sağ olun. Ya, aynen. 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 Çok güzel. Eyvah. Allah'ın nazarlardan saksın. Hani Hakan abinden bir şarkı istersen her zaman emrindedir diye şarkılarım. Ama zaten şahane şarkılar yapıyor kendisi. Olur mu abi? Benim için şereftir, onurdur. Belki ileride şeyi çok isterim senden. Gönlünü yeterince eğlendirdiysen. Hoşça kal, Allah'a emanet. Bana bir taksi çağır gideyim. Şimdi verdim sana o şarkıyı. Abi çok teşekkür ederim. Hadi hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok sağ ol. Evet. Bu arada sözleri de sevgili dostum Burçin Bilibe'nindir. Burçin'e selam olsun. Selamlar. Burçin zaten benim canımdır. Burçin'cim şarkımızın yeni sahibi Bilal Sonses haberin olsun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. İstediğin zaman düzenleyip okuyabilirsin Bilal'cim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ ol. Ne güzel olur. Benim. Ne güzel olur. Şimdi. Hadi ben de söyleyeyim bir tane. Ah ah sevda yüklü kervanlar. Söz müzik Selahattin Sarıkaya. Muhteşem şarkılardan bir tanesidir. Söylemeye çalışalım. Hep beraber söyleyelim olmazsa. Söyleriz hep beraber. Hadi bakalım. Ne demek? Hadi. Bülbül derdin orzalı, bu hangarip yatalı, dülbül derdin orzalı.
zor şeymiş. Düşmeden dilemedi. Eller erdi murada. Ben murada ermedim. Onlar erdi murada. Ben ona eremedim. Selahattin Sarıkaya'nın yüreğine sağlık. Ne kadar sağlık. Güzel şarkılar şahane. Bunlar. Ne kadar güzel. Keyifler iyi mi arkadaşlar? 10 numara. İyisiniz değil mi? Her şey yolunda. 10 numara. Her şey yolunda. Geçti mi? Ağrınız geçti mi biraz? Hiçbir şey yok şu an. Maşallah maşallah. Şifadır bu program evet, aynı zamanda. Aynı zamanda şifalanmaya gelmişiz. Hazır gelmişken yine çok sevdiğiniz bir şarkı var. Benim hastası olduğum şarkı. Ben de bayılıyorum. Sibel bu şarkıya bayılıyorum. Bayılıyorum. Aman Allah'ım. Ve ben bu şarkının sözlerini, müziğini Arif Hoca'ya ait olduğunu duyduğumda çok şaşırmıştım. Sonradan ben öğrendik de. Değil mi? Evet, ben de. Evet, aynen ben öyle. De sonradan öğrendim. Sözü de çok müziği de Arif Sağ. Söz müzik Arif Sağ. Büyük alkış gelsin Arif Sağ Hoca'ya. Ellerinden öpeyim, saygılarımı iletiyorum. Sevgili Melek'ciğim, senden dinleyelim. Sarhoş. Senin güzel yorumunu da dinleyelim. Çok teşekkürler. Hadi bakalım. Kadın
Harikasın. Arif hocanın da ellerinden öperiz. Vallahi ruhuna sağ olun. Kalemine, kalbine sağ olun. Aynen. Yeni bir bilgi öğrendim. Sarhoş diye bildiğimiz sözü ve müziği Arif Hoca'ya, Arif Sağ'a ait olan şarkının ismi Arif Sağ plağında alın yazım olarak, şarkında da alın yazım olarak. Onu ben de şimdi duydum. Evet, ben de yeni öğrendim bilgiyi, paylaşayım istedim sizlerle. Çok ilginç. Biz Sarhoş olarak biliyoruz, İbrahim Tatlıses seslendirmişti çünkü ama yıllar önce İlkin dinletir ve Arif Hoca bir bongo ve bağlamayla bir kayıtları var. Vay. Yeni öğrendim, aynen Ay, öyle. Güzel. Şarkının adı Alın Yazım'mış. Yazım. O da güzelmiş. O da güzel. O da çok güzel. Çok güzel. Evet, o da böyleymiş güzelmiş. Alın Yazım. Ne yapalım? Ah, canım benim. Ah. Evet, bundan üstüne diyorum. Öyle bir şarkı var ki şu anda. Ah Allah'ım. Ah. Heyecanlanıyorum. Ciddi mi? Evet. Öyle bir şarkı ki bu. Halit Çelikoğlu sözlerini yazmış. Mehmet Dağdelen kardeşim de müziğini yapmış. Biz bu şarkıyı hep Kibari'den dinledik. Evet. Hep. Doğru. Bir de o sadece şarkıcı değildir, yorumcudur. Kibariye bir şarkıyı eğer yorumladıysa onun üstüne kesinlikle. De öyle büyük yorumcu. Biraz zordur. Bir şey. Bir deneyelim mi? Ki boşunuza ay, selam ay olsun. O zaman öpüyoruz buradan. Aynen öyle. O zaman bu şarkımız bütün annelere gelsin için. Ve anne adaylarına gelsin. Aynen öyle. Evet. Hadi bakalım. Güzel. Rastlarsa gözleri yaşlı yavruma, suçunu bağışla sarıl boynuna. Biz bize yaşarken geldik oyuna. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Senin kadar kimse sevmiyor be anne. Thank you.
şarkı be. Vay, ne yaptın bizi ya? Of. Nefes almayı unuttum. Valla ibareden sonra bu şarkıyı çalmak da biraz... Ya, ah sen de bambaşka yerlere gidiyorsun gerçekten. Ben de çalarken unutuyorum nefes almayı. İnan bak valla. Tizlere çıkacak. Ben de böyle yapıyorum. Diyaframı şişiriyor. Ya ama gerçekten çok güzel bir enstrüman ve bu kadar güzel bir üstad. Enteresan melodiler. Biraz ağır geliyor bize hocam. Yani gerçekten. Bana parça ağır parça oldu. Gerçekten psikolojimize ağır geliyor. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Yüreğine sağlık. Çok güzel. Eyvallah. Gerçekten çok benim güzel. Benim annem hep şey der, ciğerimi kesip ağzıma veriyorsun. Beni dinlerken mi diyor bunu? Yani böyle anlarda şeyler dinlediği zaman bunu söyler yani. Her zaman. Meleğin annesi buradan çok öpüyorum Hatice'cim, ben. Hatice'cim öpüyoruz seni. Özgürcüm, biliyorsun canlı performans. Burada hepimiz canlı şarkılar söylüyoruz. Evet. Ama fırından yeni çıkmış şarkıları provasını edemediğimiz için, provasını yapamadığımız için bu şarkıyı senden playback dinlemek istiyoruz. Çünkü yeni projenden bir şarkı bu. Evet. Dün gece 3'te bitirdik. Oo süper. Öyle bak mi? İlk biz dinliyoruz. O kadar sıcacık yani. İlk kadar. Şarkılar bizi gece söyler. İzleyicisi dinleyecek o zaman. Şarkının adı nedir? Şarkının daha adını bile koymadık. Adı değil. O zaman biz dinleyelim. Biz kendi fikrimizi hadi karar verelim. Evet, ben bu arada sizin ve sayın izleyiciler huzurunda Polat Yağcı'ya çok teşekkürlerimi sunuyorum. Kıymetli patronum. Çok bu şarkıyı bulan kendisi. Aa, o bulduysa iyi bana bir şarkı müzik, bak söyleyeyim sana. İnanılmaz kulağa. Söz aynen. Yıkılıyor. Dedim ki yani sözlerini ben yazmak istiyorum. Müsaade buyurursanız. Ha, sözleri sana ait. Çünkü bende hazırmış zaten sözleri. Eyvallah. Sadece beste kalbime geldi değmesi sana, gerekiyormuş. Beste geldi sana. Beste söz... geldi ben söz yazdım. Çok güzel. Ne güzel. Ve inanılmaz içime sinen bir İsmini şarkı oldu. İsmini koymadın mı peki şarkı? İsmini daha koymadık. Bu arada Polat Yağcı'nın prodüktörü de benim. Bana bir tane single sözü var. Onu da buradan söyleyeyim. Tabii canım söz verdim Polat'cığım. Yok Polat abi söyledi. Polat bu yeni anda albümü benim çıkacak. prodüktörüm ama. Yani albümlerim benim Polat Yağcı'dan çıkıyor ama. Bana bir tane single sözü var. Ben de onu prodüktörünü yapacağım bir şarkılık da olsa. Vallahi bence güzel proje abi. Polat bu arada güzel şarkı seçer. Kulağına çok inanırım gerçekten. İnanılmaz. Sen olmamasına rağmen. Hakan abi. Şarkılarını çok iki oktav yukarıdan söyler bu arada. O zaman bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Aa tenordur. Büyük tenordur yani. Polat. Kesinlikle. Ya şarkıların abi sözlerini. Siye gel. Siye'den söyle. Sözlerini bırak. İntrolarını. Tabii. İntrolarını komple ezbere bile. 15 yıl, İnanılmaz bir müzik 15 adamı. Yıl önce dinlettiğim demoyu. Mesela şimdi unutmuyor, dinleteyim değil mi? Asla yemez yani. Abi ben bunu dinlemiştim 15 yıl önce der yani. Arşiv de sağlam. Arşiv tabii canım. NC'den okur bu arada. NC'den. Siye gel. NC. O zaman bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar ufak bir yarışma olsun aramızda. Herkes içinden şarkının ismini. Anası ya da isim babası olmaya ama çalışsın. Ama önce dinleyelim. Bence şarkıyı önce dinleyeceğiz. Hadi Özgürcüğüm dinleyelim şarkıyı hemen. O zaman müsaadenizle ben okuyayım. Ondan sonra. Beste kimin Özgürcüğüm onu da söyleyelim. Beste. Yücel Erzen. İnanılmaz bir duygu. Yüce. Anlatmama gerek yok. Zaten siz biliyorsunuz hemen abi. Hemen dinleyelim ama. Dinleyelim değil hadi mi? Dinleyelim. Sevgili Yücel hadi bizim konservatuardan da arkadaşımızdır. Selam olsun. Aklıma geldin, boğazım düğümlendi.
yabancı mı olduk şimdi, kalbim acıyor. Yine aklıma geldin, boğazım düğümlendi. Ah sigaramın dumanı, kirpiklerim nemlendi. Hayalimiz vardı bizim, hayat adil olmadı. Senin yokluğunla gönlüm hasretlerle demlendi. Sigaramın dumanı, kirpiklerim nemlendi. Hayalimiz vardı bizim, hayat adil olmadı. Senin yokluğunda gönlüm hasretlerle demlendi. Güzel şarkı. Ağzına sağlık. Yüreğinize sağlık. Sağlık. Hayat adil olmadı. Hayat adil olmadı. Hayat adil olmadı. Ya da şey de güzel. İçimdeki İçimde bir çocuk zamansız ağlıyor. Yıllar su gibi geçmiş, geri dönmüyor. Sen ne düşündün ismini? Ben de hayat adil olmadı dedim. Aa, bence de güzel. Hayat adil olmadı. Sen? Ben kirpik veya dem. Bak aynı şey bir ara ben de evet. Kirpik. Bak işte görüyorsun değil mi? Güzel. Yani slogan. İlk hatıralar geldi bana. Kirpik veya dem. Dem de çok güzel olabilir. Kirpik. Yani çünkü çok dem. Fazla şarkı yok ya öyle. Evet. Hatta bence hiç yok bildiğim en azından. Kirpik hiç düşünmedim biliyor musun deme. Kirpik benim yeni çıkaracağım. Şimdi hayat. Dem. Dem güzel olur. Dem mi? Dem. Kirpik melek. Şimdi hayat şey adil olmalı derken şu yaşanmışlıklar aslında konuştu, ismini koydu. Çünkü demlendi ama. Badiremiz çok. Ama demlenmiş. Dem de güzelmiş. Dem de olur. Dem güzel. Evet. Direkt slogan. Güzel. Dem mi diyoruz? Dem diyelim valla. Patronuma bir sorayım müsaadenizle. Tamam. Yine Polat karar verir ama dem güzel isim. Bu arada sevgili Yücel'e de sor. Yücel Arzen gerçekten çok önemli bir müzisyendir. Çok kıymetli. Çok, çok severiz buradan kendisini. Buradan sevgilerimi, saygılarımı sunuyoruz. Çok sevgiler ona da. Yüreği de çok güzeldir. Çok güzel şarkıları vardır. Oturmadan önce söylemiştim ya sana bodyguardlık. Bodyguard, nedir o olay? Evet. Bodyguardmış. Yani 7 yaşından bu yana hep sporun içindeydim. Eyvallah. Boks, tekvando, yani baya baya bir spor yaptım, fitness yaptım. Sahne almak istiyorum, gidiyorum mekan sahibine. Daha evet. Ben mevzuya girmeden diyor ki kapıda çalışır mısın, bodyguard olur musun? Abi ben şarkı söyleyeceğim falan. Ama seni öyle görünce de. Orayı görmem de çok güzel oldu. Çünkü tabandan geldik hani. Eyvallah. Gece hayatının psikolojisi çok başka. 2 yıl falan sürmüş galiba değil mi? Ben yaklaşık 6 yıl bodyguardlık yaptım. Ama son 2 yılını hem bodyguardlık yapıyorum hem gece sahne yapıyorum. Allah Allah, Allah. Ne enteresan çok değil mi? Hikaye. Ya kısmet ama. Ne güzel, bodyguard'a ihtiyacın yok demek. Ya şimdi benim ki. Hakan abi. Kendi kendini koruma aynı kendi, zamanda. Koruma kendisi yok. Evet. Çok güzel. Kendi kendini şimdi bizim bir abimiz var. Güzel. Özgür sen. Müzik adamısın, bir de bodyguard, sen ne duygulu döversin. İlk kulunu çok sevdim, o beni hiç sevmiyor. Kalbimi ona verdim, artık geri vermiyor. Şimdi yine senden çok severek dinlediğim bir şarkı var. Tamam. Zor Bela. Zor Bela, söz müzik Serkan Kaya. Serkan abiye de buradan harika, selam. Çok selam olsun. Çok sevgiler, harika bir şarkı ama senden de çok keyifle dinliyorum. Serkan Kaya'yı da alalım, biliyorsun programlarımızın başında gelmişti. Gelmişti. Playback yapmıştı, onu doğru. Saymıyoruz. Doğru, aynen. Evet. Mutlaka bizimle olmalı Serkan'cığım burada da. Serkan'cığım bekliyoruz seni, canım kardeşim benim. Bekliyoruz en yakın zamanda. O zaman alkışlar Bilal son sese gelsin. Teşekkür ederim. Thank you.
çaresini. Ya seni terk etmeliydim, ya vurmalıydım kendim. Her ihtimali düşündüm, bulamadım çaresini. Ya seni terk etmeliydim, ya vurmalıydım kendimi. Körmüşüm, cahilmişim. Sen kimmişsin, seni sevmişim ben. Zor bela, unutabildim her şeyi. Zor bela, avutabildim kendimi. Zor bela, çıkarabildim kalbimden. Kurtuldum senden. Zor bela, unutabildim her şeyi. Zor bela, avutabildim kendimi. Zor bela, çıkarabildim çaresini. Ya seni terk etmeliydim, ya vurmalıydım kendimi. Her ihtimali düşündüm, bulamadım çaresini. Ya seni terk etmeliydim, ya vurmalıydım kendimi. Körmüşüm, cahilmişim. Sen kim orkestramız. Ya vallahi bu arada maşallah. Bütün alkışlarımız hepsi ayrı bir değer olan. Bizim yol arkadaşlarımız olsun. Harikasınız. Çok teşekkür büyük ediyoruz. Büyük kalp size arkadaşlar. Büyük kalp. <Evet. gülüyor> Vay be. Ya. Ne kadar öyle işte güzel. Abi. Çok güzel. Sen bu benden de dertli ya. Vallahi. Ya o da derdini büyütmüş, büyütmüş ya içinde. Ama. Sesine nasıl Allah kurtarsın yansıyor. Kardeşim. Valla. O zaman yine yaşayan bir efsane Orhan Baba'nın çok güzel bir şarkısı var. Evet. Senden dinleyeceğimiz. Evet. Vazgeç Gönlüm. Vazgeç Gönlüm. Ah, bayılırım bunu. Ben de çok severim bu şarkıyı. Vazgeç için yani. Ayağa kalkış. Tamam. Tabii ki. Thank you.
gönlüm. Sen bu aşktan vazgeç gönlüm. Sen bu aşktan sana kıymet veren mi var? Sana kıymet veren mi var? Umut dertten zevk almayı, umut dertten zevk almayı, seni ancak seven anlar, seni ancak seven anlar. Kapat çile kapısını, girmesin o vefasızlar. Dünya denen şahanede elbet seni orkestraya kocaman bir alkış. Senin de Zafer Karayazgan sevgili orkestra şefim abim. Zafer Karayazgan'a çok teşekkür ederiz. Yüreğinize sağlık. Sağ ne olun. Kadar güzel oldu. Şahane oldu vallahi. Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel oldu. Çok da güzel Orhan şarkı. Gencebay. Çok güzel Orhan şarkı Gencebay de. Ne eserler. Şahane ne eserler. Şarkı. Sonsuz. Eşsiz. Sevgili Özgür'üm yine babalardan bir şarkı, evet. Ferdi Baba'nın bir şarkısı. Sanma ki yaşıyorum dinlemek istersen. Evet, çok Ferdi güzel bir şarkı. Bana Uğur da getirdi. Bana da söyleyi de ben okumuştum. Aa çok güzel. O da çok yaradı bize. İnşallah şimdi Sanma ki yaşıyorum diyeceğiz. Bütün şarkılar yararsın. Bütün şarkılar inşallah. Güzel. Eyvallah. Onların yüreklerine yarasın. Mikrofon sende.
güneş batsın. İstemem karanlık, böyle bir akşamüstü. Ah, çıkardım dargınlığı. Karanlık bahtım gibi sardı tüm benliğimi. Böyle bir akşamüstü, ah, bıraktım ellerimi. Böyle bir akşamüstü, ah, bıraktım ellerimi. Sanma ki yaşıyorum, sanma ki ben çok mutluyum. Tek teselli hayallerim, kendi kendi. Ya. Ne güzel. Bir de senin şarkı yorumuyla daha da bambaşka oldu evet, bu. Evet aynen. Ya çok güzel. O kadar güzel yazmışlar ki. Yani zaten yüzüyorsun içerisinde. Tabii. Sadece teslim olmak gerekiyor. Harika. Eyvallah. Gönlüne sağlık. Sizin yüreğinize sağlık. Eyvallah. Yine bir varsınız. Burhan Bayar şarkısı. Evet. Melek senden bunu evet. Nasıl duymak istiyorum, nasıl dinlemek istiyorum ben? Ben de ilk defa söyleyeceğim bunu aslında. Bunu da mı ilk defa söylüyorsun? Evet. O zaman yine müthiş olacak. İlklerin gecesi ama söylediğin... Hep ilk söylediğin şarkılar çok güzel yorumladın. Çok teşekkür ederim. Üçünüz de birbirinden güzel yorumlar dinledik. Şahanesiniz vallahi. Gerçekten öyle. Ah şarkının güzelliğine bak. Bir kulunu çok sevdim. O başkasını seviyor. O beni hiç sevmiyor. O beni hiç sevmiyor diyor ya. O beni hiç sevmiyor. Hakan Altın. O başkasını sevmiyor. O beni hiç sevmiyor. O başkasını seviyor. Sözler de Fethi Demir. Aynen. Sözler Fethi Demir. Müzik Burhan Bayar. Gitsin kimi seviyorsa sevsin o zaman deyip ben şarkıyı sadece ediyorum. Sessizce söyledim. Son sözü söyledim. Gitsin kimi seviyorsa sevsin. Thank you.
yalvardım Allah'ıma duysun diye beni. Damla damla gözyaşım dökülürken gözümden çektiğim acıları yaşıyorum yeniden. Benden almak istiyor bu canımı sen verdin, benden almak istiyor. Tükenmek bilmez mi? Sevginle yanan kalbi üzdün yetmez mi? İyi niyet uğruna yaşıyorsak dünyada, seven garip olsa da sevilmeye değmez mi? İlk kulunu çok sevdim, o beni hiç sevmiyor. Kalbimi ona verdim, artık geri vermiyor. Elim kolum bağlanmış, çaresizim Allah'ım. Bu canımı sen verdin, benden almak istiyor. Bu canımı sen verdin, benden almak istiyor. Bu canımı sen verdin, benden almak istiyor. Bir kulunu çok sevdim. İçimden geldi Melek'cim valla. Sibel de gazladı beni. Sen seversin bu şarkıyı diye söylemiyorsun. Hemen söylüyorum. Çok güzel oldu. Ağzınıza sağlık. Sizin ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Sağlık. Bilal'cim. Evet abicim. Şurada görünce, söz hadi müziği abi, görünce nasıl mutlu oluyorum biliyor musun? Çok teşekkür ne ederim. Ne güzel bir şey şahane değil mi? Şahane bir şey gerçekten. Söz müzik Bilal. Sevgili Bilal Sonses'in şarkısı. Bu şarkıyı sevgili Ebru Yaşar'a vermiştim. Öyle mi? Evet. Selam olsun Ebru. Ay, onu da buradan selamlar, çok öpüyoruz. Çok Ebru'yu İlk defa bir televizyon programında söyleyeceğim. Kendimi öyle seslendireceğim. Şahane. İnşallah beğenirsiniz siz de. Beğenmez miyiz? Seni ne beğeniyoruz demek, Bilal'cim bir kere. Ne demek? Herkes çok gibi canım benim. Alkışlar gel. Bilal'e gelsin. Eyvallah. Bu şarkı benden sevgili Sibel Can'a gidiyor. Ah canım. Ah, sana gelsin Sibel'cim. Harika bir şarkı. Çok güzel.
git diyor, bir yanım kal. Bir yanım ölüm, bir yanım can. Zaten gururum ayaklarının altında. Bir yanın şeytan, bir yanın saf. Bir yanım yaz, bir yanım kar. İhanetinin ben hariç herkes farkında. Dili yok ki yüreğimin anlatsın sana. Ciğerimin yanışını alışırım demiştin. Söyle nasıl böyle değişti. Sana yok bir diyeceğim. Bir daha nasıl seveceğim. Bir kadeh için gideceğim, kalmam bu saatten sonra. Sanma adını anacığım. Bir yol kalmadı varacağım. Belki seversin sanacağım. Sanmam bu saatten sonra. Sana yok bir diyeceğim. Bir daha nasıl seveceğim. Bir kadeh içip gideceğim, kalmam bu saatten. Alışırım demiştin, söyle nasıl böyle değişti. Sana yok bir diyeceğim, bir daha nasıl seveceğim. Bir kadeh içip gideceğim, kalmam bu saatten sonra. Sanma adını anacığım, bir yol kalmadı varacağım. Belki seversin sanacağım, sanmam bu saatten. Hemen ne güzel kalıyorum. Değil mi Hakan? Şahane şarkıymış. Bayılıyorum ben bu şarkıya. Ebru da çok güzel yorumladı, güzel seninle beraber. Onu çok da teşekkür ederim. Çok öpüyorum selamlar, buradan. Selamlar, sevgiler. Evet, harikaydı. Ah ah ah, şimdi gel bakalım birazcık böyle. Şöyle gidip. Padişah söyleyelim mi acaba? Hadi bakalım. Hadi çok tatlı olacak. Çok tatlı değil mi? Çok güzel şarkı. Canım benim. Sevmedi bilirim. Bu sefer de yalancı ben olamam. Seni bir
Annene selam olsun buradan. Geldik. Sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sevgili Özgür Alter'e, Bilal Son Ses'e, Melek Mosso'ya sonsuz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık, şeref verdiniz. Bizim için unutulmaz bir geceydi. Çok güzeldi her şey. Ağzınıza güzel, gönlünüze sağlık. Biz efendim önümüzdeki hafta yine buradayız. Sürpriz bir proje var. Sürpriz bir konseptimiz var. Bakalım neler yapacağız önümüzdeki sürpriz hafta. Sürpriz olsun. Sürpriz olsun bence de. Herkese iyi akşamlar, sevgiler, saygılar efendim. İyi geceler, iyi pazarlar. Allah'a ısmarladık.